1983 İzmir doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden 2007 yılında mezun oldum. Mezun olduğumda ilk olarak İstanbul'da çalışmaya başladım ama insan kaynakları departmanında çalışmak ana hedefimdi zaten. Daha sonra İstanbul'dan İzmir'e dönenler grubundanım. Yaklaşık işte 2007 yılından beri 15 yıldır bu sektörün içerisindeyim diyebilirim. Şu an İzmir Demirçelik İnsan Kaynakları Müdürü olarak 9,5 yıldır görev yapıyorum. İlk olarak İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak göreve başladım. Son 4 yıldır İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapıyorum. İzmir Demirçelik ana şirketimiz. İzmir Demirçelik'e bağlı Akdemir Çelik, İzdemir Enerji, İDEÇ Liman İşletmeleri ve İDEÇ Denizcilik aynı zamanda yöneticiliğini de yapıyorum. İnsan Kaynakları Departmanı'nda çalışmayı çok istiyordum. Ve açıkçası bu departmanla ilgili hangi bölümde okuyabileceğime dair olarak bir araştırma yaparak üniversite ve bölüm tercihinde bulundum. Bu yüzden çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkilerini seçtim. Çünkü ÇEKO aslında adı. ÇEKO departmanından mezun olduğunuz zaman direkt olarak insan kaynakları departmanına iş şansınız çok yüksek oranda belirlenebiliyor. Bu yüzden bilinçli bir tercihti benim için. İstediğim bölümde okudum ve bitirdim. Daha sonrasında da istediğim bölümde çalışıyorum. Benim okuduğum dönemde 9 Eylül Üniversitesi'nde aslında hala öyle. Öğrenciler de, öğretmenler de, öğretim üyeleri de çok aktif bir şekilde çalışıyorlardı. Farklı bir sürü seminere katıldım, bir sürü organizasyona katıldım. Ama bununla birlikte bizim okuduğumuz dönemde herhangi bir staj zorunluluğu yoktu, mühendislik fakülteleri hariç. Bizim bölümde staj zorunluluğu olmadan mesela ben üniversite 2. sınıfta ve 3. sınıfın yazında gönüllü olarak stajyer olarak çalıştım. Hatta okulum bittikten sonra direkt olarak bir işe girmedim. Orada da bir staj tecrübem oldu. O yüzden üniversite hayatımı aslında ben dolu dolu geçirdiğimi düşünüyorum. Bunları da sağlayabilmek için de açıkçası birçok organizasyonu takip ederek ulaştım. Bizim bölüm olarak aslında biz şanslı bir bölümdük. Çünkü iyi ilişkiler içerisindeydik hocalarımızla. Hatta ben şu anda hala 2007 mezunu olmama rağmen 9 Eylül'deki hocalarla iletişim halindeyiz. Çünkü bizde de şu anda stajyer olan öğrencilerimiz var ve benim açıkçası bizim departmanımızda, insan kaynakları departmanında staj yapacak öğrencileri de üniversiteden iletişim halinde olduğumuz hocalarımız bize yönlendiriyorlar. O yüzden bizim için çok kıymetli o iletişimin devam ediyor olması. Bir 9 Eylül mezunu olarak kendi ekibimdeki arkadaşlarımın %80'inin de 9 Eylül ÇEKO mezunu olduğunu söylemekten gurur duyuyorum. 9 Eylül mezunu olmak gerçekten bir ayrıcalık. İzmir bence bir ayrıcalıklı bir şehir. O yüzden çok eski bir okul İzmir'de, çünkü benim okuduğum dönemde zaten belli başlı üniversiteler vardı. 9 Eylül'de onlardan bir tanesi. Türkiye'nin en büyük şehirlerinden ve en iyi okullarından birinden mezun olmak bence gayet güzel getirisi olan bir şey. Bir kere 9 Eylül Üniversitesi, üniversite olarak İzmir'in kurtuluşunu temsil eden bir okul olduğu için tarih olarak benim için başarıyı temsil ediyor. Ve 9 Eylül mezunu olan arkadaşlarla bir araya gelmekten ve birlikte çalışmaktan bu yüzden çok büyük keyif alıyorum. Öncelikli olarak çok fazla gündemi takip etmeleri gerekiyor. Çünkü şu dönemde aslında imkanlar da seçenekler de çok fazla. Bizim zamanımızda biraz önce size söylediğim gibi staj gibi bir imkan yoktu. Şu anda staj gibi bir imkan var. Sadece stajyer olarak çalışmayıp aynı zamanda part-time iş olanaklarına mutlaka baksınlar. Mezun olduklarında en azından nerede çalışmak istediklerini, hedeflerinin ne olduğunu net bir şekilde belirlemeleri gerekiyor. Buna yönelik olarak kendilerine eğer yatırım yaparlarsa daha şanslı olacaklarını düşünüyorum. Aynı zamanda bazı şeylerin de hemen olması gerekmiyor. Biraz sabretmek gerekiyor. O yüzden mutlaka hedefleri doğrultusunda giderlerse ve sabrederlerse o hedeflerine ulaşmaları daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Nerede görmek istiyorum? Ben şu anda sevdiğim işi sevdiğim bir şirkette, sevdiğim çalışma arkadaşlarıyla yapıyorum. O yüzden aslında bunun devam etmesini temenni ediyorum. Çünkü hayat bu, ne getireceğini bilemeyiz. Ama şu anda mutlu olduğum işi yapıyorum. Mutlu olduğum işte devam etmek istiyorum. Kariyer olarak şu anda elde ettiğim bir kariyerim var. Bunun tabii ki de en az bu şekilde devam etmesini ama tabii ki daha fazlalarını da talep ediyorum. En azından kendimi daha iyi bir yerde görmek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum. Ama şu anda bu koşullarda olmak da beni yeteri kadar mutlu ediyor.